Beklenen dizi başladı. Aslında dün başladı ama o güzellik dışı bir konsept olduğu için bugün başlamış gibi yapıyorum. Eğer izlemediyseniz dünün videosunu da mutlaka izleyin. Firda? Anneciğim? Alayım mı seni içeri? Tamam, alıyorum. Açılışı tabii ki fondötenlerle ve bazlarla yapacağız. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Bu hafta boyunca ayın 31'i de dahil olmak üzere her gün saat 18'de bir video yüklüyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk başta fondötenler ve bazlardan başlamak istedim. Eğer benimle bu videoyla tanıştıysanız ben ara ara bir dayanıklılık testi videoları yapıyorum. Sabahtan bir fondötemi sürüyorum. Akşama kadar nasıl durduğunu göstermek için de bir yandan böyle vlog çeker gibi ara ara durumunu gösterip en sonunda gün sonunda ne hale geldiğini görmüş oluyorum. Mutlaka şu uyarıyı yapacağım. Zaten bu serideki her şey öyle. Zaten YouTube'daki aslında her şey öyle. Ama söyleyeceğim her şey benim kendi kişisel deneyimim. Benim cildim kuru normal diyeyim. Bazen hassasiyet gösterebiliyor havalara bağlı olarak. Seçimimde çok aşırı kapatıcı olmayan, çok kuruluk yapmayan, gözeneklerimi çok belli etmeyen ürünlerden yana çok matlı sevmiyorum. Rahatsız edici derecede nemli olmayı seviyorum normalde. Anlatırken şeyi söylüyorum yani benim için güzel ama sizin için çok parlak olabilir falan gibi söylüyorum. Karışık gideceğim bu arada. Sevdiğim ve sevmediğim her şey var burada. Bahsettiğim bütün ürünleri aşağıya linklemiş olacağım. Hepsini oradan bulabilirsiniz. İlk başta isterseniz bir makyaj bazından bahsedeyim. Bu Bobbi Brown'un Vitamin Enriched Face Base adlı ürünü. İçinde Shea Butter, C ve E vitamini gibi içerikler var. Nemlendirici, çok yoğun, aşırı margarin kıvamlı bir ürün. Ve eğer cildiniz çok kuruysa çok sevebileceğiniz bir ürün. Limon kokuyor gibi. Ben bunu uygularken nemlenip Beauty Blender'la alıp cildime böyle bastıra bastıra uygulamayı seviyorum. Sürdükten sonra hemen böyle eriyor. Çok 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 nemlendiriyor. Özellikle mat fondötenlerin altında kullanmayı bunu çok seviyorum. Veya hani böyle yağ alan, sökücü fondötenler olur ya böyle gün içerisinde çok fazla sizi kurutacak. Onlarla beraber kullanmaya bayılıyorum ve bitmiyor bu ürün. Gerçekten bitmiyor yani 1000 kere kullanmış olabilirim. İkinci ürünümüz Becca'nın Velvet Blurring Primer adlı ürünü. Bunu da çok seviyorum. Gözenek görünümünü azaltan primerların tamamı çok yoğun, elinize silikon silikon gelen, top gibi duran falan şeylerdir ya bu çok akışkan. Cildi hem kuru hem de gözeneklerini belli etmek istemeyen insanların sevebileceği bir ürün. Bu kadar sulu olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde kuruyup o beklediğiniz kadifemsi bitişi sağlıyor. Hiç parlak, yapışkan, nemli bir şey kalmıyor. Yani bu ne kadar nemli ve yapışkansa bu o kadar kuru ve gözenek kapatıcı ve böyle blörleyici bir ürün. Bir sonraki ona hiç benzemeyen, tam tersi yönde ama yine gözenek kapatıcı başka bir üründen bahsedeceğim. Bu da Catrice'in Prime and Fine Poreless Blur Primer adlı ürünü. Filtreli gibi bir etki veriyor. Az önce bahsettiğim Becca ürününe göre tam ters. Çok yoğun, çok böyle top top duran bir ürün. Bunu mesela eğer şu an benim aldığım kadar mercimek büyüklüğünde falan alırsanız bile çok fazla olabilir. Bunu genelde ben elimin üzerine böyle alıp, parmağıma çok azıcık alıp böyle üstüne bastıra bastıra gözeneklerimi kullanıyorum. Tüm yüzünüze kullanmak isteyeceğiniz bir ürün değil. Bence gözeneklerinizin en belirgin olduğu yerlerde mesela buralarda, işte burnunuzun üstünde falan kullanmakta fayda olabilir. Böyle yapışıyor fondöteniniz ve üstünde bebek gibi kayıyor. Gözeneklerinizin görünümünü tamamen yok ediyor. Kalıcılığını da arttırıyor fondöteninizin. O konuda da çok başarılı. Buna göre daha başarılı mesela. Bu da bir tık arttırıyor ama asıl bu ürün gerçekten bayağı bir arttırıyor fondöteninizin kalıcılığını. Bu herhalde dünya üzerinde de tek insan benim bunu sevmeyen. Acayip taşlanacağım. Dediğim gibi bunlar benim kendi fikirlerim, kendi deneyimlerim ama Embryolis markası Türkiye'ye yeni geldi. Eczanelerde satılıyor. Normalde makyaj artistlerinin falan çok sevdiği bir markaymış. Bu bir makyaj bazı ama aynı zamanda bir cilt bakım ürünü olduğunu söylüyorlar. Birincisi bana makyaj bazı gibi gelmiyor çünkü gerçekten emilmesi birazcık zor bir ürün. Birazcık kalın bir krem formatında. Hızlıca emilip onun üzerindeki şeyleri daha fazla yapıştırabilecek bir yapısı yok. Bir de ikinci içeriği likit parafin. Mineral yağlı ürünleri her gün arka arkaya cildime uygulamak pek istemiyorum. Silikonlarla ilgili o kadar sıkıntım yok. Silikon uyguladığımda yaşadığım problemle mineral yağ uyguladığımda yaşadığım problem arasında çok büyük bir fark var. Aslında silikonlar da pek sevilen şeyler değil ama gözenek kapatıcı bazların tamamında silikon dimetikon var. Yani o kadifemsi hissin tamamını veren aslında silikonlar. Bu ürünü arka arkaya kullanmak beni endişelendiriyor. Çünkü her seferinde gözeneklerimin tıkandığını, sonra
sonrasında bol 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 maske yapmam gerektiğini hissediyorum. Eğer cildinizde öyle çok fazla sivilcelenme falan gibi bir problem varsa dikkatli kullanmanızı öneririm. Bir tane daha sevdiğim bir üründen bahsedeyim. Catrice'in yine. Catrice'in ne kadar çok ürününü koymuşum. Seviyorum ama Catrice'in güzel ürünleri var özellikle ciltte. Prime and Fine spreylerin bu anti-shine fixing spray dedikleri ama işte bunun doğalı var. İşte dewy olanı var falan. Fiyat performans olarak çok güzel bir seri. Bir kere pıstı çok güzel. Böyle düz devam eden bir pıstı var. Alkollü. Alkollü olmasa eğer cildinizi kurutacağı için sizi rahatsız ediyorsa dikkatli kullanmanız lazım. Ama işte ben zaten normalde de Urban Decay All Nighter sürekli kullandığım için ve bu da alkollü olduğu için o kadar takmadım. Alkol uzun vadede cildinizi kurutabilir. Çok tercih etmemek lazım. Fakat o kadar güzel cildime yapıştırıyor ki makyajımı ve o kadar uzun süre kalıcılığını artırıp böyle bütün her şeyi birbirine yapıştırıp tozları doğal bir görüntüye getiriyor ki maalesef vazgeçemiyorum ve bu sene keşfettiğim en güzel ürünlerden bir tanesi de bu Catrice'in fıs fısları. Yine çok sevdiğim bir başka Catrice ürününden bahsedeceğim. Bu da HD Liquid Coverage Foundation. Bu fondöten için Fenty Beauty fondötenin muadili falan dediler. Ben bunu hatta videosunu çektim. Buradan Amsterdam'a gidiyordum. O arada yolda denedim ve çok uzun bir dayanıklılık testi yaptım. Bu Fenty fondötenin muadili değil. Çünkü ikisinin yapısının birbiriyle zerre kadar ilgisi alakası yok. Kapatıcılık olarak aynen çok güzel, çok kapatıcı. Aynı şekilde doğal duruyor falan ama her kapatıcı fondöten birbirinin muadili olacak diye bir şey yok. Çok sıvı, neredeyse serum sayılabilir bir yapıda olmasına rağmen çok kapatıcı bir ürün. Cildinizde ikinci bir cilt gibi duruyor. Çok mat değil. Gerçekten bu HD denilen, hani o soft focus denilen fondötenler kategorisinde. Kendi cildiniz gibi durup gözeneklerinizi belli etmeyip çok uzun saatler boyunca doğallığından bir şey kaybetmiyor. Aşırı pudralamanıza gerek kalmıyor. Cildinizi yağlandırmıyor. Kaynayıp kaynayıp üstüne çıkmıyor. Gözeneklerinizi belirtmiyor falan. Fiyat performans baktığınızda mükemmel bir fondöten. Renk seçimi o kadar kötü ki anlatamam size. 3-4 tane falan rengi var. Galiba globalde buna başka renkler de eklediler ama renginizi bulmakta birazcık zorlanabilirsiniz. Renginizi bulmakta zorlandığınızda kullanabileceğiniz bir Catrice ürününden nefret ettiğimi çok uzun saatler, günler sonra fark ettim. Catrice'in bu neden bu kadar çok Catrice ürünü koymuşum hakikaten ya? Çok güçlü fikirlerim olan Catrice ürünleri varmış. Bu Prime and Fine Makeup Transformer Drops'un Darkening Drops'u. Şöyle oldu. Ben şimdi bu videoyu çekmek için eskiden çektiğim bütün görüntülere baktım. Yayınladığım, yayınlamadığım bütün böyle fondöten videolarına baktım. Ne zaman bununla bir fondöteni koyulaştırmaya çalışsam o fondöten alakasız bir şekilde turuncuya turuncuya koyulaşıyor. O şekilde okside oluyor. Bu koyulaştırıcının alt rengi kırmızı gibi. Yani kırmızıya doğru koyulaştırıyor. Hangi fondöteni koyarsam koyayım birkaç saat sonra böyle tıpturuncu bir hal alıyor fondöten. Bunu kullanmadan kullanırsam eğer fondöteni kesinlikle o şekilde okside olmuyor. O yüzden de bunu kullandığım bütün videolarda böyle oldum. Bu kadar geç fark ettiğime inanmak istemiyorum. Kafam geç geldi, yapacak bir şey yok. Başka beni sinirlendiren bir üründen bahsedeyim. Essence Fresh and Fit fondöten. Hayatımda bu kadar kötü çok az fondöten denemiştim gerçekten. Bunu denediğimde de yine bir dayanıklılık testi yapmıştım. O akşam gitmem gereken bir yer vardı. Aynaya bakıp bu şekilde insan içinde gezmemeliyim diye eve geri dönmek zorunda kaldım. Çok çok yakından çekerek sizlere de göstermiştim diye hatırlıyorum. Yine linklemiş olurum o videoyu da. O bazı kullanmasaydım falan diyenler olmuş. Ben bunu başka bazlarla denedim arkadaşlar. Ben bunları karıştırıyorum sonrasında. Başka bazlarla deniyorum. Başka fondötenlerle karıştırıyorum falan. Bu parçalanıyor. Bu çok kötü bir fondöten. Bir tane İyi fondötenden bahsedeyim. Hiç kanalda adı geçmeyen bir fondöten. MUA demeyi çok sevdiğim benim. Makeup Academy markasının Skin Define Matte Perfect Foundation adlı A vitamini, E vitamini ve jojoba ile güçlendirilmiş fondöteni. Bendeki rengi Natural Beige. Şu anda cildimde bu ürün var. Altında işte bu farsaliyi kullandım ki cildimde çok böyle mat durmasın diye. Çok uygun fiyatlı. Hiç beklememiştim bu kadar severek kullanacağımı. Bence altındaki baza göre şekil alabilen bir ürün. Çok kapatıcı değil, orta kapatıcılıkta. Ama üst üste kullansanız bile kek haline gelmiyor. Ben bu arada saatlerdir bu makyajlayım. Parça parça olup böyle adacık haline gelmiyor. Gözeneklerinizi belli etmiyor. Hiç pudralamadım henüz yüzümü. Diyorum ya ben rahatsız edici seviyede parlaklıktan hoşlanıyorum. Şu an rahatsız edici seviyede değil benim için bu parlaklık. Gayet iyi. Birazcık böyle kızarıklığınızı falan belli edebilir tek kat kullanırsanız. İkinci katı sürebilirsiniz. Süngerle de uygulasanız, fırçayla da uygulasanız aynı güzellikte durmaya
devam ediyor. Bence çok matlaştırıcı bir fondöten değil. Kontrolsüz bir sebum probleminiz varsa eğer, bu fondötenden onu almasını beklemeyin bence. Ama eğer normal bir cildiniz varsa ve işte normal matlaştırıcı bir bazda bunu kullanırsanız istediğiniz mat görüntüye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda pompalı ve yapısı da böyle ne çok kremsi, ne çok jelimsi, ne çok akışkan serum gibi falan. Okside olma falan gibi bir problemi de yok. Çok kimsenin bahsetmediği, e-shoplarda satılan, bol bol indirime giren bir fondöten. Hani diyorum ya, ben böyle rahatsız edici seviyede cildimin böyle parlak olmasını seviyorum falan diye. Aynı umutla Sephora markalı bir fondöten aldım. Sephora Glow Perfection Foundation. 10 saat boyunca kalıcıymış. Bendeki light rengi 20. Ne 10 saat kalıcısı? Ben bunu 1. saat bile olmadan yüzümden sildim. Hayatımda çok az kez fondöteni sürüp ondan sonra bu ne ya deyip sildiğim olmuştu. Bu fondötenin ne kadar glow olduğundan emin olmadığım için bir tarafıma biraz daha matlaştırıcı bir baz, yüzümün diğer tarafına daha böyle hani normal nemlendirici bir baz kullanmıştım ki hani onu acaba dengelemek lazım mı diye önerim diyecektim. Hani bu glow fondöten olduğu için altına işte matlaştırıcı baz sürerseniz belki işte onu dengeler falan gibi öyle bir şey önereyim mi diye. İkisiyle de berbat oldu. Cildimle birleşmek istemeyip üstünde durmak isteyen bir fondöten görmemiştim. Burnumun kenarlarını asla yediremedim. Kaşımın ortasında böyle adacık haline geldi. Hareket ettirdiğim bütün mimik çizgilerimin içine doldu. Hani olur ya böyle top 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 durur, aralarında böyle ırmak gibi çizgiler oluşur. Ne pudrayla sabitleyebildim. Sadece üstünden böyle tutup böyle soymak istiyorsunuz. Aa, bir tane baz bırakmışım burada. Sevdiğim bir baz. Bunu sizinle beraber denemiştim. Origins Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Herb. Çok uzun bir ismi var. Bu bir köpük primer. Böyle sıkıyorsunuz. Saç köpüğü gibi çıkıyor. Soğuk, böyle serinletici bir primer. Birazcık nem veriyor ama gözeneklerinizin görünümünü de azaltıyor. O zor bir şey bu arada. Ya çok kurutucu ya çok nemlendirici oluyor bu primerlar. Hem çok farklı bir primer, diğer kullandığınız şeylerin hiçbirine benzemeyecektir. Gözeneklerinizi tıkayan, problem yaratan falan bir ürün değil. Çok hızlı bir şekilde dağılıyor. Özellikle yazın kullanmayı ben çok seviyorum çünkü yüzümü bir serinletiyor. Serinleyince bir de böyle gözenekleriniz falan da toparlanır ya, hani soğuk suyla yıkayın cildinizi derler. Her şeyi böyle bir kendine getirir falan. Zaten ısınan maddeler genleşir. Soğuyan maddeler sıkışır biliyorsunuz. Fondötenize de çok güzel yapıştığı için çok hızlı kuruyup böyle çok kadife gibi görünen nemli bir şey haline dönüşüyor. O yüzden de üstündeki her şeye yapışıyor. Yine çok sevdiğim bir ürün. Dior'un Backstage fondöten. Bendeki birazcık koyu bir renk şu anda. 2,5 N rengi bendeki. Ama bunun açık rengini de alacağım. Dior'un bu sene çıkarttığı Face and Body fondöteni. Backstage bir seriydi. Yumuşak bir tüpte. O yüzden çok kolay bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Hiç böyle kırıldı döküldü derdiniz olmuyor. Ben elime alıp sürmeyi çok seviyorum. Ne fırçayla uğraşıyorum ne süngerle uğraşıyorum. Hatta onlarla kullandığımda iyi olmuyor bile. Normalde hani bir fondöten kullandığınızda illa bir bronzer sür, onu sür, bunu sür vardır ya, yoksa yüzünüz çok dümdüz olur. Bu öyle değil. Bu sanki bir CC krem gibi çalışıyor. Cildinizi tamamen eşitliyor. Orta kapatıcılıkta ama mesela elinle sürüyorsun böyle. Yani 10 dakikalık makyaj rutinimi çektiğim bir video vardı. Orada da kullanmıştım. Bu benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Sürekli almayı düşündüğüm fondötenlerden bir tanesi bu. Hiçbir zaman cildimde probleme yol açmadığı, ne kuruttu ne sivilce yaptı. Silinirken cildinize böyle kuru kuru ve çatlak çatlak bir şey yapmak yerine böyle yok olup gidiyor. Ben rujlarda da onu seviyorum bu arada. Lekeli lekeli paramparça bir görüntü olmadan sanki zaten ben hiç sürmemişim gibi yok olup gitmesini seviyorum. Bu birazcık öyle. Ona çok benzer başka bir ürün daha önereceğim. Bu bir Kore ürünü. Erborian markasının. Sephora'da satılıyor. CC Red Correct adlı ürün. Yine elle kullanılıyor. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Elinize yeşil çıkıyor. Cildinize ilk sürdüğünüzde hafif yeşilmiş gibi görüyorsunuz. Ama yavaş yavaş cildinizle birleşip renk eşitsizlikleriniz kapatıp düz bir kanvas sunacak olan bir ürün bu. Cildinizi yağlandırmıyor. Çok doğal duruyor. Normal bir krem sürmüşsünüz gibi duruyor. Ne ekstra bir parlaklık ne ekstra bir katman ekliyor. İşte böyle pudrayla falan sabitlemek istemediğinizde, cildinizi kurutmak istemediğinizde, mesela sadece krem ürünler kullanmak istediğinizde, atıyorum bunu sürüp, krem aldık sürüp, krem highlighter sürüp, krem bronzer sürüp çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz ve hiçbir yeri böyle sabitlemeden günlük bir makyaj haline getirebilirsiniz. Bunu istiyorsanız makyaj bazı olarak da kullanıyor musunuz, ama bence gerek yok. İçinde 25 koruma faktörü falan da var. Yani bu tam bir böyle yazın günlük kullanmalık
cilt tonu eşitlemelik bir ürün. Bir tane kolay kullanılıyor olması gereken ama nefret ettiğim bir üründen bahsedeyim şimdi size. Bu Revolution'ın stick fondöteni. Face Base Stick Fondöten. Ben F6 ve F7 almışım. Yine özel bir yere gideceğim bir gün bunu deneyip sizinle beraber videosunu çekmiştim. Bu ürün ilk sürdüğünüzde hiç fena değilmiş gibi durup sonrasında gözeneklerinizin tamamen üstüne çıkan, burun kenarlarınıza biriken, ağız kenarlarınıza biriken buralarınızda, kaşınızın ortasına biriken, ada olan, kuruyup yukarı çıkıp bazı yerlerinde de böyle T bölgesinde de yapış yapış yağlanan bir ürün. Bunu çok sevenler de var. Benim cildime hiç iyi gelmedi. Stick fondöten beğenmek biraz zor bu arada. Ama mesela Lancome'un Teridol'ünü de beğeniyorum ben. Onunla muadil olabilecek bir tane daha stick fondöten var. L'Oreal'in Infallible Longwear Shaping Stick fondötenini mesela gayet seviyorum. Bendeki rengi 140 Natural Rose rengi. Yumuşacık, cildinizle çok hızlı bir şekilde birleşiyor. Çok kolay dağıtıyorsunuz. Fırçayla dağıtırsanız daha kolay oluyor. Cildinizin üstüne böyle çıkmıyor. Yağlı değil böyle veya çok kalıp gibi aşırı kapatıcı bir ürün değil. Bunların en güzel yanı çok kontrollü bir şekilde. İsterseniz mesela benim buralarımda falan bir takım böyle renk bozuklukları var. Oranızı birazcık daha fazla sürme konusunda çok kolay çalışıyorsunuz bunlarla. Kapatıcı fırçasıyla böyle sadece oralarınıza da sürebilirsiniz. Cildimi benim hiç kurutmuyor. Çok kolay bir şekilde taşındığı için de aynı zamanda seyahate de çok uygun. L'Oreal'in sevmediğim bir üründen bahsedeyim. Bonjour Nudista. Ay bu çok kötüydü. Bu o kadar kötüydü ki. Ya bu bir aslında BB krem olarak geldi. Bunun da videosunu çekip size göstermiştim. Hiç kapatıcılığı olmayan, eklemeye çalıştıkça kek olup yine böyle adacıklanan ürünlerden bir tanesi. Gözeneğiniz ortası delik bir yuvarlaksa bu kenarlarında durup ortasına girmemeye çalışıyor. Aslında çok ince bir ürün olması gerekirken çok jel kıvamlı bir ürün. Sünger sanki suyunu emip pigmentini bırakıyor bu ürünün. Fırça çizgi çizgi yapıyor. Yani ciltle birleşmek istemeyen ürünlerden bir tanesi bu da. Gözaltı kapatıcılarıyla iyi birleşmedi. Ya bu ürün gerçekten bu sene L'Oreal'in yaptığı en kötü cilt ürünlerinden bir tanesiydi galiba. Bu arada bugünün hediyesinden bahsedeyim. Böyle beşli bir tane makyaj seti yaptım. Sene boyunca hani keşfedip en sevdiğiniz fondöten ve baz ikilisini yazarsanız eğer ve kanala aboneyseniz bir kişiye seçeceğim ve o kişiye göndereceğim. Dediğim gibi bu serinin bütün videoları hediyeli olacak. Kazananı da aşağıda müsait olduğum zaman video açıklamasında açıklamış olup kazananla iletişime geçmiş olacağım. Bir tane daha sevmediğim cilt ürününden bahsedeceğim. Too Faced'in Peach Perfect Comfort Matte Fondöteni bu. Bunu Türkiye'den almadım ama Türkiye'de var. Bendeki rengi vanilya. Rengi pek herhalde bana uygun olmayabilir. Fakat bu ürünü herkes çok övdü diye aldım. Bu ürün bende aynen bunun gibi olduğu. Neden olmuyor anlamıyorum. Hangi bazı kullanırsam kullanayım. Cildim hangi kondisyonda olursa olsun. Başka ülkede bile denedim ben bunu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Asla cildimle düzgün bir şekilde birleşmeyip çok fazla makyaj yapmışım gibi durdu. Bu aslında hani sürçük bir fondöten gibi duruyor ya hiç öyle değil. Yani böyle bununla 8,5 saat uğraşıyorsunuz ve asla cildinizde doğal durmuyor. 1,5 saat sonunda falan çatlamaya başladı. Bütün burun kenarlarımı buralarında böyle bir parmak şey fondöten duruyordu. Ağzımın kenarında da böyle çizgi 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 oldu. Dünyanın da parası hiç gerek yok. Madem dünyanın parasını vereceksiniz size güzel bir şey önereyim. Bunun videosunu beraber zaten yapmıştık. Becca'nın Ultimate Coverage 24 Hour fondöteni bu. Bendeki rengi Buttercup rengi birazcık bana sarı ama mükemmel. Bu ürün o kadar güzel ki hiçbir zaman pudralamadan sadece böyle bir mercimek tanesiyle bütün yüzünüzü kapatabileceğiniz, incecik bir makyajla 20 saat bile durabileceğiniz bir fondöten. Bunun da videosunu çekmiştim yakın zamanda hatta. Sıcağa girdim, soğuğa gittim, bilmem ne neler neler yaptım. Üstünde bütün kapatıcılar, bütün tozlar mükemmel duruyor. Ben bunun altında nemlendirici ince bir baz seviyorum. Paklanacak böyle bunu daha da matlaştıracak bir baz sevmiyorum. Ama cildimde benim doğal duruyor eğer altına nemlendirici baz sürersem. Ya gerçekten çok ince sürdüğünüz için bilmiyorum. Hani böyle çok kalın sürünce daha çabuk çatlar ya. Ya o yüzden ya da başka bir sebeple hakikaten çok uzun süre kalıyor cildinizde. Hatta Nikki Tutorials 24 saatlik test yapmıştı buna. Hiç uyumadı 24 saat. Aslında bununla
buna çok benzer Fenty'nin de fondöteni var. Fenty'ninkini de seviyorum ama bu çok okside oluyor. Yani rengi çok değişiyor. Birazcık beklenmedik bir fondöten. O yüzden bunu en sevdiklerime koymadım. Son ürünümüz sevmediğim bir ürün. Bobbi Brown'un Skin Foundation Cushion Compact SPF 35. Bu fondöten de yine bir fondöten de sevmediğim ne varsa yaptı. Cildimi hem kapatmadı hem de üstünde durdu yine. Normalde ben cushion fondöten kullanmayı çok severim. Çünkü benim cildimde aşırı böyle kapatmam gereken büyük böyle akneli falan bir problem yok. O yüzden de böyle azıcık kullanayım. Sadece eşitlesin. Öyle şeyler seviyorum yani, anlatabildim mi? Fakat bu cildimin üstünde durup içeri girmek istemedi abi. Yani hangi bazı kullanırsam koyayım. Genelde sevmediğim şeylerle ilgili aynı şeyi söylüyorum ama benim en sevmediğim görüntü böyle yüzümde çok makyajlı gibi durup hiç aynaya bakmamışım gibi duran fondötenleri çok sevmiyorum ben. Böyle yüzümde birkaç saat sonra dağılıp adacıklananları falan hiç hoşlanmıyorum. Bu fondöten onlardan biriydi. Bobbi Brown'un çok sevdiğim başka fondötenleri var ama cildinizin üstünde kireç gibi duran fondötenlerden biri. Cushion olduğu için daha da çok sinirlendim çünkü cushion fondötenler bunun tam tersini yapmış. Bu kadar ince olmasına rağmen cildinizle birleşmek istememesi kabul edilebilir bir şey değil bence. Böylece fondötenleri ve bazları da bitirmiş olduk. En sevdiğiniz fondöten ve baz ikilisini bana yazmayı unutmayın. Hala izlemediyseniz bir önceki videomu buraya bırakıyorum. Dediğim gibi aslında bu serinin ilk videosu sayılabilir o. Bir sonraki video yarın saat 18'de yine burada olacak. Hala abone olmadıysanız kanala abone olup bu videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yarın saat 18'de görüşmek üzere. Öpüyorum.